Hazreti Ebu Bekir'in namazı, Allah Resulü'nün ilk dava arkadaşı, hicret yolculuğunda refakatçisi, zor günlerde hep Resulullah'ın yanında olan ve hiçbir zaman sadakatinden taviz vermeyen büyük ruh. Sadakat timsali bu büyük insan, Hazreti Peygamber ile öylesine bütünleşmişti ki, Allah Resulü ona ne zaman ihtiyaç duysa, hemen yanı başında bitiverirdi. 23 yıl boyunca beraber sevinip beraber üzülmüşlerdi. Ebu Bekir radıyallahu anh, öylesine bir sadakat, vefa ve haya insanıydı ki, Allah Resulü'nün yanında konuştuğu kelimeler bile sayılıydı. Hayatı boyunca hep Efendimiz'in dudaklarına baktı. Ne emrederse yerine getirir, neyi yasaklarsa ondan hemen uzak dururdu. Her şeyiyle ona teslim olmuştu. Efendimiz dünyadan ayrılınca bu acıya dayanamamış. 2 yıl gibi kısa bir süre sonra Allah Resulü'nün yanında ona berzah komşusu olmuştu. İşte böyle bir insanın namazı nasıl olabilirdi ki? Tabii ki Allah Resulü'nün namazına en çok benzeyen namazları en başta o kılıyordu. Zaten Allah Resulü de giderken onu imam ilan etmiş ve vekil tayin etmişti. Namaz Allah Resulü'nün namazına benzemeyen bir insan nasıl onun vekili olabilirdi ki? Hazreti Ebu Bekir Allahu Ekber deyip namaza durduğunda sağa sola bakmaz bir sütun gibi dimdik dururdu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün hanımı Ümmü Rumam'ın namaz kılarken sağa sola meylettiğini görünce kendisini öyle bir paylamıştı ki neredeyse namazını bozacaktı. Ebu Bekir radıyallahu anh eşinin yapmış olduğu bu yanlışlık üzerine ona Efendimizin şu sözünü hatırlattı. Sizden biriniz namazdayken etrafını, yani organlarını, özellikle de bakışlarını hareketsiz kılsın. Yahudilerin oraya buraya meyletmeleri, gözlerini gezdirmeleri, vücutlarını kıpırdatmaları gibi sağa sola meyledip durmasın. Çünkü namazda uzuvların sükuneti namazı tamamlayan hususlardandır. İbn-i Cüreyç Mekke'de en güzel namaz kılanlardan biri olarak bilinirdi. O bu şekilde namaz kılmayı şu altın silsile tarikiyle öğrenmişti ki Ata İbn-i Rebah, Abdullah İbn-i Zübeyr, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ve Cebrail Aleyhisselam. Ebu Bekir radıyallahu anh bu altın silsilenin 3. halkası olarak kıldığı namazlarla sonraki nesillere çok güzel misaller bırakmıştı.